Selamünaleyküm. Havanın bu soğuğunda, bunca soğuk havaya, yağmura rağmen buraya kadar Doğu Türkistan meselesi için bir Müslümanın ayağına diken batsa acısını hissetmeyen imanından şüphe etsin hadis-i şerifi gereği. İman vazifesi, insanlık vazifesi adına buraya gelmiş olan kardeşlerim. Biz kardeşlerimizin derdiyle dertlenen Müslümanlar olarak, biz sadece kardeşlerimizin değil, dünyanın dört bir tarafında ezilen, hakkı gasp edilen mazlumların kurtuluşu için canla başla çalışmış, ömrünü bu uğurda vakfetmiş Ömer bin Abdülaziz'lerin, Selahaddin Eyyubilerin, Kanuni Sultan Süleymanların, Fatih Sultan Mehmet Hanların, Sultan Abdülhamit Hanların ve rahmetli Necmettin Erbakan Hocaların, Muhsin Yazıcıoğulların ve daha nice büyüklerinin İslam davasına ömrünü vakfetmiş büyüklerin neferleriyiz. Bizler zulmün karşısında dimdik durmaya ahdetmiş, tek başına dahi olsa Nemrud'a kafa tutan İbrahim Aleyhisselam'ın neferleriyiz. Değerli kardeşlerim, Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü bizden önce çıkan kardeşlerimiz anlattı. Bizim anlatmamıza gerek yok. Bizim sadece bu zulmün sebebi, bu konu üzerinde kısa bir konuşmamız olacak. Hava da çok soğuk. İslam coğrafyasında Müslümanların başındaki idareciler, insanların kendi grubunda bulunan, kendi bünyesinde bulunan yöneticilerin liyakatini esas almadan, liyakatsiz yöneticilerle birçok İslam devleti, Müslümanların başında bulunan idareciler, kimisi Amerika'nın, kimisi Rusya'nın, kimisi farklı dünyalık güçlerin peşine düşmüş vaziyette gidiyor. Biz gücün, kuvvetin, kudretin sahibinin yalnızca ve yalnız Allah olduğuna inanaraktan mücadele edecek yöneticiler olmamız lazım. Karşımıza dünyanın en güzel nimetleri, dünyanın çeşit çeşit parası, pulu, makamı, mevkisi, neler çıkarsa çıksın bir gün öleceğiz ve hesaba çekileceğiz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ve bu hesabı düşünerekten ne hesap yaparsa yapsın insanlar, bunun hesabını ahirette Allah-u Teala hesap günü geldiğinde soracak. Biz bu yapılan zulmün hesabının sorulmasını hem dünyada hem ahirette bekliyoruz. Gücü kuvveti dünyada elinde bulunduran Abbasiler, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlıların, yani kısacası İslam'ın hükmettiği dönemde dünyada hiçbir yerde zulüm, asimilasyon, baskı yoktu. İslam topraklarında Haçlı istilasını gördük. Haçlı istilasında Haçlılar taş üstünde taş bırakmadı. Aynı zihniyette, putperest zihniyette bunu Doğu Türkistan'da uyguluyor. Bizler bu zulümlere karşı omuz omuza verip burada bireysel olarak ve toplumsal olarak siyasi partilerde dahil olmak üzere özellikle muhalefet. Muhalefet bir araya geliyor dünyalık makam mevkiler için. Fakat zalimin zulmüne karşı bir araya gelip şu zulmü durdurmak için bir harekete geçelim diye hiçbir şey yapmıyor. Allah razı olsun, bizim genel başkanımız Fatih Erbakan Doğu Türkistan'daki yangının çıktığı gün, daha doğrusu zulmün olduğu günden itibaren sürekli gündeme getirmişti ve getirmeye devam ediyor. Allah razı olsun. Rabbim sayılarını çoğalsın. Değerli kardeşlerim, son olarak şunları söylemek istiyorum. Çin'in ürünlerini dünyanın neredeyse yarısından çoğu, yani kullanan, Çin ürünlerini kullanan maalesef %60'ına yakın Müslüman ülkeler. Müslüman ülkelerin yöneticileri Çin'e bu boykotu yapsa Çin ekonomisi darma duman olur. Bakın inanın darma duman olur. Bunu kim başlatabilir? Sancak düştüğü yerden kalkar, Türkiye'den başlaması lazım. Bütün dünyadaki Müslümanların umudu Türkiye. Çünkü sancak buradan düştü ve buradan kalkacak. Yeniden bir fatihle Allah-u Teala bu sancağı kaldırmayı nasip eylesin. Yeni fetihler nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim Doğu Türkistan'da İslam aleminin, Doğu Türkistan'da Müslümanların orada bağımsız bir şekilde Doğu Türkistan'ın ilan edildiği günleri görmeyi nasip eylesin. Dünyadaki her türlü zulmü, fuhşiyatı engellemeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ve burada çalışmayı bize, nefsimize, hepimize nasip eylesin.
Ve özellikle şunu belirteceğim, sesimizi duyan herkese söylüyorum. Siyasi görüşü, dini inancı ne olursa olsun. Bakın, zulüm kimden gelirse gelsin zalimdir. Kime yapılırsa yapılsın mazlumdur. Mazlumdan yana olmak bir insanlık vazifesidir. İnsanlık vazifesini yerine getirmeyen esfele safilin hayvandan daha aşağıdır. Biz şu anda sadece dilimizle bir kötülük gördüğün zaman elinle düzelt. Gücün yetmiyorsa dilinle, onu da yapamıyorsan kalbinle buğz et. Ki kalple buğz etmek imanı en zayıf olanıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz kalbimizle buğz etmiyoruz. Biz yetki sahibi olmadığımız için dilimizle haykırıyoruz. Allah bize yetki nasip eylesin. Nasıl düzeltilmiş cümle alem görecek inşallah. Ekber! Selamünaleyküm.